Siz Amerika'yı sormuştunuz Hande Hanım. Amerika'da durum nasıl diye. Hayır, bakın, Amerika'da şunu sormuştum. Amerika'da durum nasıl değil. Amerika'da da enflasyonu acaba yalan dolan mı açıklıyorlar diye. Şimdi şöyle sormuştum. Öncelikle Türkiye'de enflasyon yalan dolan açıklanmıyor. Bu Türkiye için söylemedim. Yani sen Türkiye, öyle dedin ya, enflasyonu Amerika düşük gösteriyor ama dedim. Şimdi bak, farkındaysınız ben konuşamıyorum. Farkındasınız değil mi? Bak, ama ben söze gireceğim. Yani Sayın Bakan kesiyor, siz kesiyorsunuz. Ben sadece 2 dakika konuşacağım. Ama yalan söylememiş ki kimse. TÜİK'i kabul ettiğimiz halde farkını söylüyoruz. Ya bırakın da cevap versin Zafer. Şimdi sonra teşekkür ederim Ulke abi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon, Hande Hanım, en son Kasım başında faiz arttırılıyor. Açıklanan enflasyon ne biliyor musunuz? 7.7. %7.7. Peki Amerika'da Kasım ayında toplu taşımada fiyatlar ne artmış biliyor musunuz? Ne? %28 artmış. Enerjide %17 artmış. Gıda ürünlerinde, ev alınan gıda ürünlerinde %12.4 artmış. İş yerinde ve okuldaki yemek ücretleri %95 artmış. Yumurta fiyatları %43 artmış. Tereyağı, margarin %33.6 artmış. Peki, Amerika'da açıklanan niye nasıl çıkmış? Şimdi bak, aramızda orada değerli bir hocamız var. Için. Değerli bir sayın bakanımız var. Enflasyon öyle birkaç malın fiyatlarındaki artış baz alınarak hesaplanan bir şey değil ki. Zafer, bir ek yapayım ama bak, seni bölmek için değil. Rakamları ben de ezberimde, reklam arası kontrol ettim Amerika'dakileri. Amerika'da Haziran ayında 9.2 veya 9.9'muş. Oradan Ekim'de 7.7'ye inmiş. Bak, 9 küsürden 7.7'ye inmiş. Onu da dikkate almak lazım. Tabii yani, ama şimdi konut enflasyonu da mesela Amerika'da 36 aydır artıyor. O da son derece düşük. Rakam şimdi aklımda değil. Şimdi bu açıklanan enflasyon, hissedilen enflasyon diye bir şey var. Bak, 2004-2015 yılları arasında Avrupa'da, Hande Hanım, İtalya'da hissedilen enflasyon %14.1'miş. Ölçülen neymiş biliyor musunuz? %1.9. Hırvatistan'da hissedilen enflasyon 17.8, ölçülen 2.4. İspanya'da hissedilen enflasyon 14.3, ölçülen 2.1. Şimdi bizdeki bu tüfe tefe farkı niye oluyor? Peki sorusu. Ben sana şöyle sorayım. Bizde bugün hissedilen ne, ölçülen ne? Şimdi bakın, bizde bakın bugün tüfe ile tefe arasındaki fark niye diye soruluyor ya. Bunun temel sebebi enerji fiyatlarındaki artış, ham madde fiyatlarındaki artış. Sen demin müsaade etmediler. 2020 yılında 50 milyar dolar verdiğin enerjiye satın almak için 50 milyar dolar verdik. 2021'de 73 milyar dolar verdik enerji satın almak için. Bu yılın 10 ayında enerji satın almak için verdiğimiz para 110 milyar dolar. Yıl sonuna kadar bu rakamın 120-130 milyar dolara gelmesi ya gerekiyor. Zafer, o zaman sen yani diyorsun ki biz enflasyonla mı yaşayacağız? Böyle bir konjonktürde enflasyonun artmaması diye bir durum söz konusu olamaz. Benim dediğim şey şu, IMF de aynısını söylüyor. IMF diyor ki hiç boşuna uğraşmayın, yüksek enflasyon çağındayız, çalışanları koruyun, ücretlileri, dar gelirlileri koruyun diyor. Yani bu Türkiye'de enflasyon bugün, devam edecek diyorsun. Bu enerji fiyatları böyle seyrettiği sürece, ham madde fiyatları böyle seyrettiği sürece, dünyadaki savaş ortamı devam ettiği sürece yüksek enflasyon çağından dünya kolay kolay çıkamaz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Peki. Türkiye'de enflasyon yok, hayat çok güzel, dört dörtlük falan demiyorum. Bu bir. İkincisi, Sayın Bakan'ın cevap veremediği 2 konu. Kur Dur korumalı. Önce onu unutma. Hayır bak, bu önemli. Hayır, niye unutmayayım? Niye? Ben bir bitireyim. Şunun bir yanıtını ya ben alayım 25 sonra. Dakikadır bunu söyleyemiyorum. Peki, ben bitireyim Hande Hanım. 25 dakikadır bunu söylemeye Peki, çalışıyorum. Zafer Bey, söyleyeyim. Sayın Bakan cevap veremedi. Kur koruma sistemi devreye girdikten sonra biz dolarda, dövizde önümüzü gördük mü kardeşim? Gördük. Yaklaşık 3 aydır artıyor mu? Artmıyor. Faiz artıyor mu 3 aydır? Artmıyor. Tersine ne oluyor? Düşüyor. Düşmedi. Enflasyon artıyor mu? Enflasyon artmıyor. Şimdi madem bu kadar kötü bu kur korumalı mevduat sistemi ve alınan önlemler, peki piyasa nasıl oldu da önünü gördü? Bu bir. İkincisi, Sayın Bakan diyor ki bankaların karı korkunç arttı. Doğru, arttı. Bu bankaların faaliyet karı. Eskiden olduğu gibi finansal karı değil. Yani dolayısıyla eğer bu tedbirler alınmasaydı ne olacaktı biliyor musun Sandan? Bankalar faizcilik şu dışında olacaktı. Bitiriyorum ne Sayın iş Bakan. Yapıyorlar? Bitiriyorum. Gayrimenkul mi kiralıyorlar? Sayın Bakan, bitiriyorum. Bitiriyorum. Süt mü satıyorlar? Sayın Bakan, bitirmek üzereyim. Lütfen bir sakin olun. Eğer bu tedbirler alınmasaydı bizi bir cendereye alacaklardı. Bize faizi 24, 25, 30'lara getireceklerdi. Buna rağmen kur da 30 liraya gelecekti.
İstihdam duracaktı, yatırım duracaktı, Türkiye kepenk kapatacaktı. Türkiye kendisine giydirilmeye çalışılan bu gömleği yırttı attı. Geçen yıl 20 Aralık'taki o müdahaleyle. Eğer bunu yapmasaydık, faizi söyledikleri gibi arttırsaydık, bugün geniş kitleler işsiz kalacaktı. Bugün karayollarında gördüğümüz tırlar, o üretimi, yaptığımız üretimi yurt dışına, limanlara götüren o tırlar olmayacaktı. Hakikaten kepenk kapatacaktık. Türkiye'de peki, son bir yılın özeti kabaca budur. Peki. Şimdi bir dakika. Murat Hoca, önce soru şu size. Buyurun. Benim sorularıma hakkım var değil mi? Tabii tabii, geleceğim ama sırayla. Yüksek enflasyona girildi dünya olarak ve bundan çıkmak kolay değil mi? Dünyadan daha çok tabii ki Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak beni Türkiye ilgilendiriyor. Türkiye'de tıpkı dünya gibi yüksek enflasyona sıkıştı ve biz buradan çıkamayacak mıyız? Şimdi şu kesin bir gerçek ki, runaway inflation denilen başını almış giden bir enflasyon bütün dünyanın ortak derdi. Biraz evvel arz ettim, 2026'ya kadar bu kısmı devam edeceği söyleniyor. Kaça kadar? Şimdi tabii 2026'ya kadar IMF'nin ve Dünya Bankası'nın ortak yerleşelim, ortak yürüdü. Evet. Evet ve şunu da unutmayalım, tabii hep konuşurken enflasyonla hayat pahalılığı birebir aynı şeyler değildir. Enflasyon daha ziyade illiyet bakımından bir gerek şarttır, asgari şarttır. Enflasyonun olduğu yerde hayat pahalılığı neşet eder, kendine zemin bulur. Orada etrafı berbat edici, hayatı herkese çekilmez kılıcı etkilerini yapabilecek bir atmosfer bulur. Ancak şunu unutmayın, bu kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkıyor. Hayat pahalı mıdır denilen araştırmalarda genellikle %15'lik, %20'ye de bazen ulaşan bir kesim var. Yok diyorlar, fiyatlarda öyle bir sıkıntı görmüyoruz. Bütün mesele şudur, eğer siz kendi gelirinizi enflasyon oranının üzerinde arttırıyorsanız görece bir iyileşme veya görece bir zenginleşmeyi dahi yaşayabilirsiniz. İşte ihracat. Ama biz zaten doğal olarak %20'yi değil daha çok %80'i konuşuyoruz şu an. Dolayısıyla çoğunluk da %80 olduğu için yani enflasyonu en çok acısını çeken bu %80 olduğu için tamam tüm dünya girmiş olabilir. Tamam 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor olabilir ama benim merakım şu. Türkiye seçime gidiyor. Evet yine de. Türkiye bu enflasyonla mücadelesinde başarı şansı yok mu? Yani bunun bir reçetesi yok mu? Yoksa biz de tüm dünya gibi 2026'ya kadar yüksek enflasyonla yaşamak zorunda mıyız? Şimdi bu enflasyon veya küresel iklim Amerika Birleşik Devletleri rezerv paranın sahibi olduğu için ağırlıklı ve münhasıran onun en çok rol oynadığı bir aksiyon veya bir serim olmakla beraber sadece Amerika'nın da elinde değildir. Bakın bütün dünya büyük bir pandemi yaşadı. Ondan evvel 2008 krizi yaşandı. Ve bu çerçevede daha normalleşme sürecine geçilmeden birdenbire Ukrayna'daki gelişmelerle normalleşme süreci de dejenere edilmiş oldu. Dolayısıyla aslında buradan kaynaklanan ve kontrol edilmesi, öngörülmesi gittikçe güçleşen belirsizlik dozunun arttığı bir iklimde yolumuza devam etmek durumundayız. Bu dünyanın ilk defa başına gelmiyor. Ama bir gerçek var. Örneğin enerji maliyetlerinin 50 yılın zirvesine çıktığını biliyoruz. Bu gelişmiş ekonomiler bakımından da, gelişmekte olan ekonomiler bakımından da borç yükü altında inim inim inleyen G77 dediğimiz geri kalmış, bu tarımı pek tanımı kullanmak istemiyoruz ama belki yani gelişme düzeyinde henüz ilk basamaklarda olan ülkeler açısından bile geçerlidir. Bir de şu deminki şey çok doğru, yani enflasyon bir orandır. Şu böyle ölçer, öbürsü böyle ölçer, sepeti ona göre yaparsınız, diğerini buna göre yaparsınız ama önemli olan algılanan enflasyondur. Almanya'da biriyle konuştuğunuzda belki Türkiye'nin 10'da biri, 15'te biri, 20'de biri her ne derseniz deyin enflasyon olabilir. Ama adam size şunu söylüyor, tam 7 senedir, 8 senedir aynı fiyata aldığım bir şişe suyun fiyatı birdenbire %30 oranında arttı. Ama yani siz diyorsunuz şöyle mi, bir dakika şöyle mi, Almanlar bizden daha çok mu algılıyor bu enflasyon acısını? Hayır, yani Almanlara örnek olarak verdim ama kamuoyuna bakarsanız evet daha sıkıntılı olduklarını biliyorsunuz. Adamlar tası tarağı toplayıp biliyorsunuz Türkiye'ye geliyorlar daha ucuz görece, daha kendi paralarının değerinden kaynaklanan bir şerefiyeyi yaşamak istiyorlar. Demeye çalıştığım şey şudur. Enflasyona bir kere yol verilirse, bir kere genel denge bozulursa,
tansiyon bir defa bünyede yer yaparsa, hele bir de bünye zaten zayıf, başka hastalıklarla kaim, örneğin diyabet hastası ise, bunun ortaya çıkarabileceği reperküsyonlar, yan etkiler, sıkıntılar, kalıcı zarar daha da artar. Bunu şimdi Almanya için mi söylüyorsunuz, Türkiye için mi söylüyorsunuz? Bütün dünya söylüyorum. Bütün dünya için söylüyorum. Mesela Türkiye'de diyoruz ki, hakikaten bakıldığı zaman insanlar haklı olarak diyorlar ki, ya Türkiye'deki enflasyonla örneğin yurt dışında nasıl karşılaştırıyorsunuz? Şimdi öyle de örneğin senelerdir yüksek tansiyon hastası olan büyüklerimiz var. Ne yapıyorlar? Başı ağrıyor vesaire. Kendine göre bir formül bulmuş. Dil altı hapını alıyor. Yok limonlu su içiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hayatına devam ediyor. Belki de kalıcı bir etkiyle bir gün çok daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilecek. Ama hayatında hiç tansiyonu çıkmamış, İlk defa karşılaşan birinin reaksiyonu farklı oluyor. Peki. Bunu rasyonalize etmek veya masum göstermek için söylemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ekonomi bir algıdır. Ekonomi beklenti yönetimidir. Ateş düştüğü yeri yakar. Aynen. Doktora gittiğiniz zaman hem ağrır, oradadır canım derler. Dolayısıyla enflasyonda bir gerçek ortada. 30 senedir, 40 senedir enflasyonla hiç hatırlamayan, bunu yaşamayan kuşaklar Avrupa'nın belirli ekonomilerinde bunu görüyorlar. Bir de şu var, bakın hiçbir zaman yaşadığımız problemleri tamamen dışarıya fatura edemeyiz. Ama şu gerçeğin de altını çizelim. Şimdi 2008 krizinde de dikkat ederseniz Amerika bu krizin neşet etmesini sağlayan yer. Bunlar ne yaptılar? Borsada normalde yapılsa manipülasyon cezasına karşılaşacak doldur boşalt yapıyorlar. Ucuz ve bol dolara dünyayı boğuyorlar. İnsanların, kurumların... Şu anda da mı yapıyorlar bunu? Yok. Hayır, şunu şöyle diyelim, bozuyorlar. Ve Türkiye'de de bu gördü biliyorsunuz. 2008'de herkes ucuza dolar... Ben bugünü soruyorum. Tabii, hayır şöyle diyeceğim. Sonra Amerika tekrar doldur boşaltla dolar geriye doğru gidiyor. Şimdi bunu 2008 krizinden sonra büyük miktarda yapmışlardı. Pandemiden sonra yapamadılar Ukrayna krizi çıktığı için. Burada birikmiş bir enerji de var. Dolayısıyla Batı'nın, gelişmişlerin daima rezerv para üzerinden, Bretton Woods üzerinden 80 senedir geçerli kurucusu ve banisi oldukları geçerli ekopolitik sistem üzerinden yapılan budur. Enflasyonda da bu vardır. Daima zengin daha zenginleşir. Fakir daha yoksullaşır. Zengin hocam, daha az bedel öder. Fakir daha çok bedel öder. Peki, bu şimdi, durumda şimdi enflasyon size bir, daha da kötüleştirir. Peki şimdi siz